Ankara Evzü'den Mustafa isminde bir adam babasına Darül Araş memleketini terk etti. Şöyle satılan Bedeşhan'a gider. Bedeşhan da Simpson'un meşrikasının babası oranın şahidi Şahabbas. 80 tane köle almıştı. Karayazı ile Mustafa da beraber. Bir gün üç hemşeri bizim de gezerken pazar günleri istirahat ediyordular. Pencerenin önünden geçerken Simay babanın meşrikası cama yaslanmıştı. Sağda giden evladı buraya gel. Karayazı ile Mustafa sağdan giderdi. Geldi, ne diyorsun teyzeciğim, bir emriniz mi var? Var yavrum. Neresin dördüncü oturum? Ya buldum. Neresindensin pasyonlardan? İyi ki yaklaştık evladım. Pasyonlardan bu tarafa Namirvan isminde bir kaza vardır acaba. Bilmiyorum ki. Duydunuz mu? Hayır diyoruz. Narman işitmişim sadece. Yok oğlum yok. Onlar iki kardeştirler. Birinin adı Namdı, birinin Çisam. Namirvan'ı yaptırmıştır Samıkale'yi. Samıkale'de Süman isminde bir aşık duydunuz mu? Hayır efendim. Metalik diğer gurbet atıldın diyor 1277 devrinde. Doğrusun oğlum, o tarih Süman ile ben beraber dünyaya gelmiş. Süman'ı benim aşıkımdı, ben de onun meşgatiyim oğlum. Süman'ı'ya şimdi bir nane yazacağım. Sene ceylan derisinden bir gömlek yaptıracağım. Ve omuz başına dikeceğim, Süman'ı'ya götüreceksin. Yad ellerin eli değmeden eğer götürür teslim edersen %99 bir ümitim var, ben Süman ile kavuşurum. Nihayet babasından satın alıp kısadan gidiyoruz. Tabi özetini biraz getirdiysen bu adam yola düşer. Gün olur bir gün gelir. Hasan Kale'den aşar. Fırtınus Koşa Şeçerli Beylerine misafir olur. Sorarlar babam sen nerelisin? Der ki ben Karayazılıyım. Nereye gidiyorsun? Kısanlı Kale'ye. Deyince o. Acaba ne için derseler Süman için gidiyorum desem bu isimde adam olmaz. Bunlar üstüme gülerler. Affedersiniz dedi beyim. Samıkhalede Süman isminde adam var mı? Diyor mu? Ne diyorsun? Karayazılıyım diyorsun, Süman'ı tanımıyorsun. Ne demek diyorsun? Diyorlar. Diyor ki vallahi kusura bakmayın efendim. Ben çoktan bu memlekette yoktum. Neredeydim? Süman'ı babanın meşrukasının yanından geliyorum. Deyince, ya öyle mi? Süman'ı hiç mi bir şey meşrukası Süman'ı'ya göndermez? Dedi vallahi şu mektubu diktiğimizde götürüyorum ama içinde ne var ne yok onu da bilmiyorum. E bir okuyamayız mı? Hayır diyor. Nabal yüklemiştir ya derlerin eli değmeden. Ya ne olur bir okuyalım diyerek zorla çeker alırlar umuz başından. Zarfın ağzını açarlar üç tane müzahvere taş. Üç kardeş idi, kıymetini bilir insanlar idi. Birini biri eline alıyor. Birini biri eline, birini biri eline. Falan diyorlar Süman'ı. Bilmez. Bana sevgilim taş vermiş getiriyorlar veya meşgul vermiş getiriyorlar. Gel bir sene 5-10 kuruş haçlık verelim de bu taşları sat götür mektubu. Hayır diyor. Satamayacağım diyor. Al bakalım diyor. Zorlanıyorsan al. Bakıyor ki bu adam hem taşlardan olacaksın hem de paradan. 15 liraya taşları sat. Gelir Samıkale'ye çıkar. Yalnızca rahat zamanıdır. İhtiyarlar camının duvarının çölgesinde oturuyorlar. Selam aleyküm selam. Diyor ihtiyar diyor. Süman'ın burada mıdır ne yapacaksın? Ben de aşıkım diyor. Onunla imtihana geldim. Diyorlar ki yahu gökten uçan kuşlar aşık olsa aşık Süman'ın öncesine korkusundan koyamaz. Diyorlar ki var namaz. Süman sabah namazında bir saatte namaz kılıyordu. Şimdi Süman'ın hadi buradadır, burada değildir. Geliyorlar kapının önüne. Soruyor Süman'ın burada mıdır? Haram tarafından diyorlar ki hayır burada yoktur fakat konağı buradadır. Buyursunlar konağını. Hayır diyor Süman'ı siz dahi adını içeri atmaz. Nereye gitti? Şenkaya'nın Hamas köylerinde düğün oluyormuş, dün davetiye geldi, bugün de Hamas'a gitti. Deyince muhteremler bağdama aldı. Acaba Süman kaç güne gelebilir diyorlar, Süman ağır olur ki 3 güne gelir. Olur 3 seneye gelir, olur 3 aya gelir, belli olmaz onun işi. O söz üzerine geriye dönerler ki Süman'ın dayasının eğer karşına düşmüş, gözlerinden ıh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 ı
Ağaç şımarı geldi derler. Şımarı babasından iner. O adamın elinden tutar odaya girerler. Sedat Hoca diyor, Şenkaya'nın Hamas köylerinde düğün oluyor. Dün davetiye geldi, bu sabah da niyetlendim Hamas'a gittim. Aşağıda haraba köyümüzde bir çıktım da diyor.
büyümeseymiş her ne kadar rahatsızsam o kadar da gönlümde kalmaz. Hele şu bizim işlerle kancıresini indirir misin? Diyerek bu adamı bir şey söylemeden al baba sümmanı bakalım ki bu adamın gelişine ne dedi. Ben deyip ya bu taşları satan adam diyor ki ya bu benim yerden geldiğini ne biliyordu? Mutlaka bu taşları sattığımı der. Adam başlar teri koyarmaya Sümmeli baba sözün içinde de sattığında der. Geliyor diye söylemişti. Onun için dedi, bir sevgilim değirmanda ne halda tuzu bir hal hatır sorasın demiş. Deyince bu adamı iyice şüphelendi. Mani üçüncü kurada. Yerinden yüzük şeklinde yapıp zarfın içerisine koymuş. Hele Sümmani şuna bak şuna deyince aldı baba Sümmani bakalım ne dedi. Herhalde derdim yönetim akıl bir şişeye tokanılır bu bahtına gözle falan işte bana.
bayi görünmez, Cemal'i perdeli bıyı görünmez, aman aman aman. Ben deryaya bazen rayı görünmez, bazen sağ gösterdi, bazen sulaştı, aman aman. Yerlere kesmeden
yere düşeceğin sen muradına tüketin, dura dur aman aman aman. Ahire kömürün tonu dalcı yüzüne soyuldan üşen vur dizini de aman aman. Oh, my God.